Hazırsak başlayabilirim arkadaşlar. Değerli basın mensupları. Değerli basın mensupları. Meclisin yaz dönemi, milletvekillerimizin yaz dönemi çalışmalarının başlayacağı, meclis çalışmalarının son bulacağı haftadayız ya da bir öncesindeki haftadayız. Mecliste komisyonlar genel kurul gündemine hakimdir. Ancak dün 2 yıllık değerlendirilmesi yapılan savunanların Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediği bizim rejime kasteden anayasa değişikliğinden sonra ortaya çıkan bu yönetim şeklinde eleştirdiğimiz süreçte maalesef meclis kendi gündemine hakim değil. Ne zaman açılacağı anayasayla belli. Seçimlerin kesin sonuçlarının ilanını takip eden 3. gün kendiliğinden toplanıyor. 1 Ekim'de kendiliğinden toplanıyor. 23 Nisan'da özel oturum yapmak için toplanıyor. Ancak meclisin ne zaman kapanacağı bir kişinin ve onu etkisine alan sarayda etrafında bulunan ve sürekli yanlış yaptıranların kendisine ne tavsiye edeceğine ve o bir kişinin neye ikna olacağına bağlı. 3 haftadır meclisin bu hafta kapanabileceği söyleniyor biliyorsunuz. Tatile girebileceği söyleniyor ki doğru bulmuyoruz tatile girmesini. Ancak sürekli bir tek adamın saray rejiminin dayattığı ve burada milletvekilliği görevi yerine minnet vekilliği yapanlar tarafından kendisini buraya gönderen iradeye minnet duyan, o ne söylerse ona uygun davranan, kendi aklını, yüreğini yasamaya katmak yerine sadece parmaklarıyla şifresini giren ve söylendiği gibi oy kullanmaya indirgenmiş, milli iradenin kendisine verdiği görevi yapmak yerine sarayın kendisine verdiği talimatları yerine getiren bir iktidar, bir çoğunluk anlayışıyla karşı karşıyayız. Aslında bu anlayışın mecliste çoğunluğu yok ama iktidarın izahsız, sebepsiz ve bakansız küçük ortağının dayatmalarıyla ve onun destekleriyle kör topal yürüyen, vatandaşın taleplerinden kopuk, sarayın talepleri içinde taleplerine de son derece sadık bir yasama anlayışını sürdürme durumunda kalıyor Yüce Meclis. Ve dün bir kez daha şöyle bir şey yaşandı. Pandemi süresince belli konularda meclis açılınca ilk işimiz bu demişlerdi. Bazılarından geri adımlar attılar ama bazılarını da hayata geçirdiler. Bunlardan bir tanesi baroları bölme, baroları parçalama, savunma mesleğini susturma yaklaşımıydı. Bu konuyla ilgili 2,5 ay başka şeyler konuştular ama en son geçtiğimiz haftalarda kararlılıkla milletvekillerine zulmederek, sağlıklarını hiçe sayarak ve 80 baronun 80'inin de itirazlarını durmayarak baroları bölmüşlerdi. İlk iş o demişlerdi, o işi yerine getirdiler. Daha sonra sosyal medyayla ilgili ilk işimiz bu diye söylemişlerdi. Sosyal medyayı karartmaya, susturmaya, sansürlemeye yönelik bir talep var. Sarayın ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin üzerinde ortaklaştığı bir talep. Şimdi bu talebi yerine getirmeye çalışıyorlar. Bu talebin yerine getirilmeye çalışıldığı süreçte düne kadar üzerinde uzlaşabileceğimiz, sizin de hayır demeyeceğiniz, Türkiye'nin mutlaka ihtiyacı olan bir öneri getireceğiz diyorlardı. Aslında biz 5651 sayılı kanunu, bundaki katalog suçları, buna karşı mahkemelerin verdiği kararları ve mahkemeler dışında yapılan erişim engelleme kararlarını biliyor ve bunun zaten Türkiye'de sosyal medyayı çok kısıtladığını, sizin yapacağınız önerilerin sosyal medyada hakareti, küfürü engellemek bir yana muhalefeti bastırmak ve gençlerin bilgiye erişim hakkını sınırlamak olduğunu biliyorduk ve bu konuda itirazlarımızı dile getiriyorduk.
Ama elbette bizim önerimizi bir görün diyorlardı. O öneriyi de bekliyorduk. O öneri partilere yollandıktan birkaç dakika sonra Sayın Özlem Zengin'i açıklama yaparken buradan izledik ve verdikleri teklifle yaptıkları açıklama arasında dağlar kadar fark var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bize iletilmiş olan bu teklife bırakın katkı sunmak, bırakın bunun üzerinde uzlaşmak son derece tehlikeli olarak buluyoruz. Dört başı mamur bir sansür yasasıdır. Ve tam olarak da şudur. Erimekte olan Cumhur İttifakı erime sebeplerini çözme, erime sebeplerini bulma, buna tedbirler alma. Yani çok basitçe demokrasiye sarılma, özgürlüklere sarılma, basın özgürlüğünü arttırma, önündeki engelleri ortadan kaldırma gibi çareler bulacağına maalesef kendileri açısından sonuç benim için sıkıntılı değil ama Türkiye açısından da çok sıkıntılı bir süreci sürdürüyorlar. Bakıyorlar ve diyorlar ki biz kaybediyoruz. Kaybetme sebebimiz bize eleştirenler ve bu eleştirilerin yaygınlaşmasıdır. Oysa ki eleştiri aldıkları ana alanı çözmeleri gerekir. Oy, ama onlar şöyle düşünüyorlar. Eğer biz Halk TV, Tele1'i, KRT'yi susturabilirsek, biz muhalif gazeteleri, Cumhuriyet'i, Bir Günü, Evrensel'i, Yeni Çağ'ı, Sözcü'yü baskılayabilirsek, onları susturabilirsek eleştiriler yayılmaz ve böylece oyumuz düşmez. Böyle bir yanlış düşünce içindeler. Aynı düşünce onlara biz baroları da susturmalıyız dedirtti. Aynı düşünce onlara gazeteleri susturduk, televizyonları susturduk ama sosyal medya ne olacak? Hakikatin seçmene ulaşmasına engel olmak için böyle bir yola da ihtiyacımız var diye yönlendirdi ve şu anda sosyal medyayı susturma, sansürleme ve kendilerini Cumhurbaşkanı konuşurken eleştiren, yorumları kapattıklarında dislike ederek yerin dibine batıran Z kuşağının kendilerini eleştirecekleri, kendi içlerinde örgütlenecekleri, seçimde hesap soracakları ve İletişim kuracakları ağları bir şekilde yavaşlatmak, kapatmak, susturmak, hatta belki gençlerin çok kullandığı bu mecraları Türkiye'yi terk etmeye zorlamak gibi Türkiye'yi Kuzey Kore'ye çevirecek, Türkiye'yi Çin'e benzetecek uygulamaları dayatma noktasına geldiler. Ama bunu yaparken bir kendilerince pozitif örnek bulmuşlar. O örnek Almanya. Diyorlar ki Almanya bir takım kısıtlamalar getirdi, temsilci bulundurma zorunlulukları getirdi ve bunlar Almanya'da var, Türkiye'de de olsun. Öncelikle şunu söyleyelim, keşke Almanya'da olan her şey Türkiye'de de olsa da en son bu düzenleme kalsa da bunu da Almanya'dan alsanız. Almanya'daki kuvvetler ayrılığı, Almanya'daki mahkemelerin bağımsızlığı, emir almazlığı, hukukun üstünlüğü, o endeksteki Almanya'nın yeri Türkiye'de olsa da bir bu kalsa, her kuşu tuttuğunuz bir leylek mi kaldı Almanya'dan getirmedik. Şimdi bir örnek bulmuşlar ve Almanya üzerinden Türkiye'ye bunu dayatıyorlar. Almanya sosyal medya kanununu 2 yıl tartıştı. Siz 2 gün bile tartışmadan geçirelim diyorsunuz. Almanya'nın toplumsal mutabakat çıpası neonaziliktir. Geçmişlerinde büyük bir katliam vardır. Yakın geçmişlerinde bile engel olamadıkları bazı neonazi grupların Müslümanların evlerine, ibadethanelerine saldırıları vardır. Yahudilere saldırıları vardır. Almanya'nın toplumsal mutabakatı neonazilerin bazı paylaşımlarına, bazı örgütlenmelerine, hedef göstermelerine karşı toplumsal mutabakatla sert tutumdur. Almanya'nın neonazilere karşı oluşturduğu mutabakatı Türkiye'de tüm muhalefete karşı araçsallaştırmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Milletimiz bilsin ki mahkeme Almanya'da bütün yetki bağımsız mahkemelerdedir. Oysa Türkiye'de
Oysa Türkiye'de erişim engel yetkisi sadece yargı organına verilmemiş, bunun yanında BTK'ya, Sağlık Bakanlığı'na, SPK'ya, Milli Piyango'ya, Spor Toto'ya, Türkiye Jokey Kulübü'ne, RTÜ'ye ve Diyanet'e de verilmiştir. Yani Almanya'da bağımsız yargının verdiği kararı uygulamak zorundadır şirketler. Türkiye'de Diyanet, RTÜK, Jokey Kulübü erişim engeli kararı verecek. Firmalar da bunu 24 ya da 48 saat içinde suçun türüne göre bu kararı uygulayacak, olmazsa müeyyide olacak. Almanya-Türkiye karşılaştırması tamamen birbirinden bağımsız, tamamen ilgisiz, tamamen erişim engel yetkisinin bağımsız yargı, öbür tarafta başındaki kişileri tek adamın atadığı kurumlar. O yüzden kimse bu kandırmacayı, bu aldatmacayı gerçek gibi görmesin. Almanya'nın 2 yılda tartıştığı kanunu 2 günde tartışmadan geçirelim diyenlere aklınızı başınıza alın. Bunu yapmayın. Bundan kimseye fayda yok, ülkeye de yok ama size de yok diye hatırlatmak borcumuzdur. Kısaca bir iki konuya değinecek olursak, örneğin unutulma hakkı bütün dünyada tartışılan bir haktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak kişilerin kendi geçmişleri, aile yaşantıları, farklılaşmış tercihleri, inanç alanında, sosyal yaşam alanında yıllar sonra kendilerinin önüne haksızca dayatılmasın, kullanılması gereken, olması gereken bir hak olarak değerlendiririz. Ancak bunu siyasilerin bugün içinde bulundukları tutarsızlıkların ifşasından kurtulma, geçmişte yaptıkları ve bu ülkeye ağır bedeller ödetmiş açıklamalarından, atamalarından, ilişkilerinden kendilerini aklama baklama. Milliyetçi Hareket Partisi için sarayda oturan ve şimdi iltifat ettiklerine geçmişteki hakaretlerinden kurtulma. Ya da Milliyetçi Hareket Partisi'nin millete verdiği sözleri unutma, unutturma, temizleme olarak görecek. Ve AK Parti için ellerini FETÖ kirinden, pasından, kanından kurtarmak için bir deterjan, bir sabun olarak, aklama paklama olarak görülecek. Unutulma hakkının siyasiler açısından kullanılmasının milletin aklıyla alay etmek olacağını düşünüyoruz. Üzerinde tam bir toplumsal mütabakat olmazsa unutulma hakkı kolektif hafızamıza da zarar verecektir. Bu siyasilerin en az yararlanması gereken, sadece bir vatandaş kadar basit, bir vatandaş kadar yalın şekilde bu haklardan yararlanması gereken bir haktır. Geçmiş siyasi geçmişlerini siyaseten temize çekmek, kendilerine toplum vicdanında açamadıkları beyaz sayfayı internet üzerinden, arama motorları üzerinden açtırmaya çalışmak tamamen kurnazlıktır. Vatandaş bunu görür. Vatandaşa verilmesi gereken hakkı siyasilerin kendisi için tarif etmelerini kabul etmemiz asla ve asla mümkün değildir. Ve geçmişteki oylamalar, yolsuzluklar, alınmamış tavırlar ya da takınılmış farklı tutumların unutulma hakkı çerçevesinde meclise apar topar dayatılmasını asla kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün 2 yılını değerlendirdi. Biz 2 yılda bu tek adam rejiminden ne çektiğimizi biz biliriz burada. Bu parlamento bize vatandaşın, milletin, halkın verdiği görevlerin yerine getirileceği yerken sarayın talimatlarının yerine getirildiği, noktasına veya virgülüne dahi dokunamadıkları metinleri komisyon salonlarından geçirip genel kurula dayattıkları, konuşmalar olmasın diye tüm kanunların temel kanun olarak ele alındığı, yani 1000 maddelik kanunlar için tanınmış bir hak var.
bölümlere ayırırsın, maddelerini konuşmazsın. Bunu en son 11 maddelik bir kanuna yapıyorlar. Bugün görüşülecek kanun 5 ve 6 maddelik iki bölüme ayrılıyor. Oysa ki iş düzük diyor ki çok büyük kanunlar varsa 30'ar 30'ar bölebilirsin. 900 maddelik kanunu 30 bölüme bölebilirsin. Ama 11 maddelik kanunu bile temel kanun yapan bir anlayışla bugün saray rejimi ikinci yılın sonunda mecliste bir kez daha suçüstü yakalanmıştır. Maddeler üzerinde konuşmayın. Tümünü konuşalım. Birer önerge verin. Onu da engellemeye çalıştıkları kanunlar oluyor. Ve biz bu işi apar topar bitirelim anlayışı burayı sarayın tahakkümüne sokan bir rejimle iç içe olduğumuzu bir kez daha göstermektedir. Dün 2 saat 15 dakika boyunca Cumhurbaşkanı rejime kasteden anayasa değişikliğinden sonra ortaya çıkan ucube sistemi savunmaya çalışmış ama en nihayetinde ortadaki tutarsızlıklar, eksiklikler, şikayetleri de görerek ve bu konuda ilk kez bir mesaj vererek sözlerini nihayete erdirmiştir. Daha iyisini, daha eftalini, daha güzelini bulduğumuzda her türlü değişime gönlümüz ve siyasetimiz de açıktır. Bundan sonra da reform, icraat ve değişim temelli bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz. İlk kez 2 yılın sonunda yürümeyen sistemi buzdolabını kumda ittirir gibi ne kadar zorlasalar o kadar gömülen ve yürümeyen sistemin reforma, değişikliğe ve daha iyisi teklif edilirse buna açık olduğunu söylüyor. Buradan açık çağrımız. Diğer muhalefet partilerinin de benzer çağrılarını duymuştuk. Buradan söylüyoruz. Bu ülkenin demokratik parlamenter sistemle, iyileştirilmiş bir parlamenter sistemle yönetilmesi demokrasi geleneğine uygundur. Bu kadar yanlışı, bu kadar hatayı yaptığınız 2 yıldan bu ülkeyi kurtarmak ve bu ülkenin içinde sapladığınız yerden çıkarmak ancak demokratik parlamenter sistemle, gerçek bir toplumsal mütabakatla oluşturulmuş yeni bir anayasayla mümkündür. Saray rejiminde ısrar, tek adam rejiminde ısrar bu ülkeyi ne ekonomik olarak, ne siyasi olarak, ne sosyolojik olarak içinde bulunduğu hiçbir krizden çıkaramayacaktır. Sayın Erdoğan'ın değerlendirmelerine çok basit bir katkı yapalım. Bu milletin derdi elbette seçim meçim değil, bu milletin derdi geçim. Ve geçim işle, geçim istihdamla, geçim borcun azalmasıyla, geçim ülkenin ve vatandaşın cebindeki paranın artmasıyla ölçülebilir. Bakın, tek adam rejimi başladığında Türkiye'de istihdam 28 milyon 738 bindi. Bugün 25 milyon 614 bin. Yani tek adam rejimi, saray rejimi Türkiye'de istihdamı 3 milyon 124 bin azaltmıştır. Geniş tanımlı işsiz sayısı tek adam rejimi başladığı gün 6 milyon 962 binken bugün 10 milyon 220 bine çıkmış. Yani işsizimiz 3 milyon 259 bin artmıştır. Tek adam rejimi başladığında devletin borcu 1 trilyon 66 milyarken bugün 1 trilyon 633 milyardır. Yani borcumuz 567 milyar TL artmıştır. KOBİ'lerin yani ekonominin gerçek lokomotiflerinin Anadolu kaplanları diye ifade edilen Türkiye ekonomisinin gerçek beklenti içinde olduğu KOBİ'lerin bankalara borcu 611 milyar liradan 802 milyara çıkmıştır. 190 milyar lira KOBİ'lerimiz daha borçludur. Tek adam rejimi başladığı ve sürdüğü 2 yıl boyunca. Vatandaşın bankaya borcu, hepimizin bankalara toplam borcu 518 milyardan 729 milyara çıkmış. Hepimiz
bankalara 211 milyar daha borçlanmışızdır. Tek adam rejiminde. Yabancıların Türkiye'deki portföyü, yani hep anlatılan yabancı giriyor mu, yabancı çıkıyor mu? Türkiye'ye geliyorlar mı? Türkiye'ye gelmiş, Türkiye'de kendisine mal, mülk, hisse edinmiş toplam portföy yabancılar. Tek adam rejimi başlarken 82 milyardı, şu anda 62 milyar. Kayıp 20 milyar. Yani biz dedik ki bir tek adam rejimi inşa etmeyin. Ederseniz yargıyı, yasamayı, yürütmeyi tek elde toplarsanız bu ülkeye yabancı gelmez, kaçar. Çünkü hukuk güvencesi olmayan yerde kimsenin malının, mülkünün, parasının güvencesi yoktur. Kaçarlar. Dediler ki göreceksiniz ki bu sistem olduğunda Türkiye'ye çok yabancı yatırımcı gelecek. İşte karne. 82 milyardan 62 milyara gerilemiş bir yabancı portföyü. Vatandaşlarımız bilsin ki hukuk yoksa geçim yok, para yok. Bugün Türkiye'den yangın varmış gibi yabancılar kaçıyor. Göya geleceklerdi. Bugün Türkiye'ye yatırımlar gelmiyor. Hatta olanlar da Türkiye'yi terk ediyor. Göya tersi olacaktı. Diyordu ki 2 yıl önce, verin bu yetkiyi bu kardeşinize. Böyle yapmıyor muydu gözünüzün içine baka baka? Dolar nasıl düşürülür görün. 2 liralardan, 3 liralardan, 7 liralara dolarlar çıktı. Verin yetkiyi, işsizlik nasıl olur? Her 3 gençten biri işsiz. Her 4 vatandaştan biri işsiz. Ve her geçen gün tek adam rejimi işsizliği arttırıyor, borcu arttırıyor, yoksulluğu arttırıyor ve Türkiye'yi fakirleştiriyor. O yüzden demokrasiye dönmek, hukukun üstünlüğüne dönmek durumundayız. Bizi ekranları başından izleyen emeklilerimiz, 2018 yılında 100 emekliden 12 tanesi askeri ücretin altında maaş alıyordu. 986 bin emekli toplam. 100 emekliden 12'si. Bugün asgari ücretin altında maaş alan emekli sayısı 4 milyon 179 bin. Yani toplam emeklilerin %49'u. 2 emekliden birisi asgari ücretten az alıyor. Oysa ki tek adam rejimi başlamadan önce 10 emekliden 9'u asgari ücretin üstündeydi. Kendinizden biliyorsunuz. Emekliler kendi durumlarını biliyorlar. Ve değerlendirmeyi saraydan yapılan, prompterdan okunan açıklamalarla, kendi kendine verilen karnelerle değil, vatandaşın karnesiyle okumak lazım. Vatandaş 2 yıl önceki durumunu da, bugünkü durumunu da biliyor. Tek adam rejiminde her şeye bir kişi karar verirken, ülke iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor? Ona da bir kişi dün karar verdi. Oysa ki karneyi vatandaş verir. File daha ucuza doluyorsa pek iyi verin bu saray rejimine. Maaş yetiyorsa pek iyi verin. Borcunuz azalıyorsa pek iyi verin. Oğlunuz, kızınız, torununuz daha iyi eğitim veriyor, alıyorsa pek iyi verin. Daha kolay iş buluyorsa pek iyi verin. Ama bunların hiçbiri olmuyorsa sarayın notunu kırık verin. Bu gönül kırıklığınızı da sandığa götürün. Bunların bu kurdukları sadece kendilerini doyuran, sadece yandaşların ceplerini dolduran, sadece kendi çevresine iş, aş, istihdam sağlayan, sizi unutan bu rejime son verin. Gerçek karneyi vatandaş doldurur. Kendi kendine karne vermek sadece bu rejimde, bu tek adam rejiminde olmaktadır. Ve meclisi kapatacaklar. Sosyal medyayı kısıtlamak en önemli iş. Başka bir şey düşünmüyorlar. Türkiye'nin hiç derdi yoktu. Barolarla uğraştılar. Hiç dün çıkmış açıklama yapıyor ve diyor ki ilk 180 gün için 2384 tane eylemimiz vardı. %93'ünü yaptık. Sanki 180. gün konuşuyor.
Bir kere o ilk 180 gün yapacağım dediği şeyler zaten zorunlu yapılacak bir sürü şeydi. Devlet dediği mekanizmada böyle büyük bir değişiklik yaparsan çıkarmak zorunda olduğun kararlar, birleştirmek, ayırmak zorunda olduğun müdürlükler, genel müdürlükler, atamalar, onlar bunlar tıkır tıkır alt alta yazdın mı devlet dediğin mekanizmada bunların %90'ı zaten olur. Sen verip de hangi sözü tuttun bir ona bak. Ben hiçbir şeyi bilmem. Her şeyi unut. En son mitinginde ne dedin? Herkese teşekkür ediyorum. Bilhassa da günlerdir güvenliğimizi sağlayan emniyet mensuplarımıza dedin mi? Dedin. Onlara daha önceden verdiğimiz 3600 ek gösterge sözü önümüzdeki dönemde alacağımız en öncelikli kararlardan biridir dedin mi? Dedin. Ne oldu polisin 3600 ek göstergesi? Hani çok hızlı karar verebiliyordun? Hani yeni hükümet sistemi şakadanak bütün sorunları çözüyordu? Kendi verdiğin söz polise 3600 ek gösterge tuttun mu? Öğretmen bekliyor verdin mi? Hemşireler, sağlık çalışanlarımız baş tacıydı verdin mi? Din görevlilerine söz verdin tuttun mu? İnfaz koruma mezmurlarını neden unuttun? Bir 3600 sözünü bile tutmamış, elinde kalemle ne yazsa kanun gibi çıkarabilen birisinin sadece övündüğü iş, ilk 180 günde yapacağım dediği işlerin %90'ını yaptık diyor. 2 yıl geçti, kaçını yaptın? Verdiğin hangi sözü tuttun? En son akla geleceği söyleyeyim. Şentop 2020 yılında ilk yasamız olacak diye söyledi. 2 yıl önce de meclis açılır açılmaz ilk o işe eğileceğiz dediğiniz bir iş vardı. Hayvan hakları yasası. Hayvanlar zulüm görmesin, eziyet görmesin diye. 2 yılda bütün partiler tamam, komisyon tamam, rapor tamam, uzlaşı tamam. Bir hayvan hakları yasasını bile getirmeyip aklına ne geliyorsa sosyal medyayı kısıtlamaktan baroları parçalamaya önceliği buraya koyan bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Ve son olarak da şunu söylemek isteriz ki dün yaptığı değerlendirmelerde maalesef ve maalesef dönüp dolaşıp bu son anayasa değişikliği hariç hepsinin millete rağmen yapıldığını söylüyor. Darbeden sonra yapılan bütün anayasaların millete rağmen yapıldığı, her ne kadar oylamaya da sunulsa o şartlarda, sıkı yönetim şartlarında, postalın altında, tankın gölgesinde olduğu imasının yanında 200 yıllık bir demokrasi tarifinde bir çelişki ve büyük bir yanlış var. 200 yıldır milletimize istikamet dayatıyorlardı diye Senedi İttifak'tan, yani bu toprakların ilk demokratikleşme, ilk çağdaşlaşma belgesine kafa tutan şimdi 200 yıllık tarihle övünüyor. Bu çelişkinin altını çizerim. Ve yapılan tüm anayasalar millete rağmen derken Kurtuluş Savaşı'nın ardından kuruluşun mimarı Atatürk'ün, onun 1920 ve ardından 24 anayasalarının millete rağmen yapıldığı imasını reddediyoruz, şikayet ediyoruz, kınıyoruz, milletimizin vicdanına havale ediyoruz. 19 Mayıs 1919'da başlayan yürüyüş bütün milletin yürüyüşüdür. Kurtuluş hepimizin dedelerinin, hepimizin ecdadının kurtuluşudur. Kuruluş hepimizin onurudur, gururudur. Son anayasa hariç bundan öncekilerin hepsi millete rağmen demek, şeriatı, şeriat hukukunu, çoklu hukuku ve padişahlığı, yani cumhuriyeti, bundan öncekilerin hepsini kutsamak, özlemek, cumhuriyeti ve demokrasiyi reddetmek demektir. Herkes aklını başına alacak. Bir koltukta oturan o koltuktan güç alacak, o koltuğa güç verecek. O koltuktan aldığı güçle
o koltuğu borçlu olduğu Cumhuriyet'in kurucusuna laf etmeye haddi yoktur. Son cumhurbaşkanı olabilirsin ama bu ilk cumhurbaşkanının bu milletin gönlündeki yerini sarsamaz. Aklını başına topla. Ve yapmış olduğun atama. Nisan ayında çıktım burada gösterdim. Dedim ki böyle bir atama olmaz. Devir teslimden 5 gün sonra Türk Tarih Kurumu ataması resmi gazetede yayınlandı. Niye oluyor bu? Tek adam rejimi. Gel bakayım evladım geliyor. Sana Türk Tarih Kurumu'nu verdim. Git otur koltuğa. Resmi gazete sonra Cumhuriyet tarihinde olmamış bir iş. Kimi atadı? Türk Tarih Kurumu'nun başına inadına Cumhuriyet'le, Cumhuriyet'in kurucu kadrolarıyla ve Atatürk'le çelişkisi olan Atatürk düşmanlarının tarihini araştırmada mahir birisini atadı. Ve Ahmet Yaramış o koltuğa oturduğu dakikadan beri eleştiriyoruz. Ve o atama liyakat değil sadakata göre yapılmış. Sırf Atatürk'ün kemiklerini sızlatmak için yapılmış. Atatürk'ün emaneti Türk Tarih Kurumu'na Atatürk düşmanını inadına atadığı kişi 15 Temmuz'da basında yer alan beyanını verdi. Ve 14 Temmuz'da konuştu. 15 Temmuz'da hepimiz okuduk. Diyor ki FETÖ'den darbe girişiminde bulunanlardan nedamet getirenleri affedelim dedi. Çok hızlı karar verebilenler 15 Temmuz gününde yapılmış bu manidar açıklamaya bir haftadır sustular. Ağız ucuyla konuştular. Nihayet bugün 7. gününde kurumun başkanı istifa ediyor. Süleyman Soylu'ya göre becerikliymiş. Hiç olmazsa bu istifa etmeyi başardı. Bir hafta debelendi başardı. Süleyman Soylu istifayı da başaramadı. Tek adam rejiminde. Ancak bu kişinin atamasından nedamet getiren biri varsa o çıksın bir konuşsun. Biz Atatürk düşmanına Atatürk'ün kurumuna atarken bunu kasten yapıyorsunuz. Liyakate bakmıyorsunuz dedik. İşte sizin liyakat kriterinize göre darbecileri affedelim diyen adamı atadınız, başınıza nasıl bela oldu? Yaptıkları bütün atamalar benzerdir. Daha bu ay 29 hakim savcı FETÖ'cülükten görevden alındı. 19'unu 15 Temmuz'dan sonra işe başlattılar. 15 Temmuz'dan sonra bile FETÖ'cüleri hakim savcı yapabilen bir saray aklı, bir OHAL aklıyla karşı karşıyayız. Olağanüstü halde değiştirilen anayasa, olağanüstü hal yetkileriyle kuşatılmış bir iktidar ve o günlerde biz çok iyi yaparız, temizleriz diyorlar. FETÖ'cüyü ayırıp yerine FETÖ'cüyü oturtuyorlar. Anlayış ortada. Son sözüm, bugün akşam yine trolleri harekete geçirsin diye Fahrettin Altun. Hani ben seni ne gün eleştirirsem, akşamleyin Polonya'dan, akşamleyin Sırbistan'dan, akşamleyin eski Doğu bloku ülkelerinden paralı motorlarla Özgür Özel aleyhinde tweetler başlatıp da robot hesaplardan beni sosyal medyada birinci sıraya çıkarıyorsun ya, özlemişsindir yine çıkar diye söylüyorum. Bir iletişim başkanı düşünün, dün basına diyor ki yarın 11'de basın çalışanlarının haklarını iyileştirme çalıştığı yapacağım. Açılış konuşmasını 11'de gerçekleştireceğim. Canlı yayın frekansı budur. Bu mesaj bütün basında var. Bir iletişim başkanı düşünün ki iletişim kazaları olmasın diye görev yapar. O konuşmayı dünden videoya çektirmiş. Bugün canlı diye basıyor. Dünkü konuşmayı yaparken ki fotoğrafların bugün bazı gazetelerde yayınlanacağını hesap edemiyor. 11'deki açılış konuşmasını banttan çekip canlı diye basan ve orada kendince bütün ekranlarda kendini kaplatan ve kendine iletişim yapan birinden bahsediyoruz. Bu kürsüde Cumhurbaşkanı'nı eleştiriyorum. Anadolu Ajansı belli sınırlar içinde haberi geçiyor. Devlet Bahçeli'yi eleştiriyorum, haberi geçiyor.
Şentop'u eleştiriyorum. Haberi geçiyor. Fahrettin Altun'u eleştirince Altun makas. Anadolu Ajansı o haberi geçemiyor. Bir Fahrettin Altun düşünün ki sorumlu olduğu kuruma kendi lehine sansür yaptırıyor. Cumhurbaşkanı için bile yaptırmadığı işi kendine yaptırıyor. Bu ülkede herkesi eleştirirsiniz. Ajans geçer. Bir tek Fahrettin Altun'da ajans geçmez. Ve o Fahrettin Altun kendini meclisin yerine koymuş, açıklama yapıyor. Efendim, 4 ayımız kalmışmış basın çalışanlarının yıpranma hakkı için. 4 ayımız kalmadı, 5 ayımız boşa geçti, 5 ayımız. Anayasa Mahkemesi 9 ay süre verdi. İlk gün çıktım basın açıklaması yaptım. Hemen basın çalışanlarının yıpranma payını Anayasa Mahkemesi'nin uyarıları doğrultusunda düzeltmeliyiz diye. 5 aydır AK Parti grubu yanaşmıyor. Saray adım atmıyor. Fahrettin Altun meclisin kapanacağını yarın görmüş. Bugün kendince basın üzerinden kendine PR yapıyor. Senin haddine mi kardeşim? Sen atanmış bürokratsın. Bunu burası yapacak. Adalet ve Kalkınma Partisi bir madde getirsin. Yarın o maddeyi genel kuruldan geçirmeyen namerttir. Sözümüz söz. Fahrettin Altun 3 ay boyunca 2 ay boyunca kapalı olacak meclis. Ekim'in sonlarına kadar 9 aylık süre var. 1 ay önce bu çağrıyı yapmıyor. Kendisiyle ilgili efendim biz eve pergola yaparken yapalandık. Aman yargıya talimat verelim de Cumhuriyet Gazetesi'ne ceza verelim. Evrensel'e ceza verelim. Yayın durduralım, tweet kaldıralıma ikna eden Fahrettin Altun basın çalışanları için bugüne kadar bir şey yapmamış. Bugün de oradan kendisine PR yapıyor. Samimilerse yarın geçiririz. 5 aydır söylüyoruz. 9 ayın sonunda bu düzenlemeyi yapınca 9 aylık kaybı hesap etsin herkes. Her gün kaybı uğruyor basın emekçileri. Her gün. 2 ay tatilde olacağız. 60 gün, 15 gün yıpranma kaybı var herkes için. Ve sarı basın kartlarını dağıtma yetkisi verilmiş Fahrettin Bey'e. Kendi kriterlerine göre dağıtıyor. Dünyada görülmemiş bir şekilde yürütmenin emrinde sarı basın kartı. Olacak iş değil. Bunların tamamını yapan fail şimdi tutmuş mağdurların hakkını savunacağım diye. Siz basın emekçilerinin gasp edilen haklarının failisiniz. Oranın tetikçisisiniz Fahrettin Bey. Haddini aşan, sınırları aşan ve bugün de Türkiye'ye banttan çekilmiş yayını canlı yayın frekansından duyuracak kadar acemice işler yapan, utanç verecek işler yapan bir iletişim başkanlığından da karşı karşıyayız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru varsa. Sizin de ifadenizden anladığımız kadarıyla yarın meclise tatile giriyor ama ona ilişkin bir soru soracağım. Sosyal medya konusunda AK Parti'nin muhalefet partilerine bir önerisi vardı. Torbayla birleştirilmesi konusunda. Bu konudaki kararınız ne oldu? Uzlaştınız mı? Arkadaşlar birazdan saat 14'te bir araya gelecekler. Uzlaşmadan çok uzak bir metin var. Bir sansür metni var. Bizim o metinle uzlaşmamız mümkün değil. AK Parti meclis yarın kapansın istiyorsa sosyal medya kanunu Ekim ayına kalacak demektir. Yok sosyal medyayı çıkarmadan gitmeyeceğiz diyorlarsa gelecek hafta çalışacağız demektir. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Efendim, buyurun. Öneriye siz henüz şey yapmadınız galiba. Öneriye uzlaşıyla cevap mı vereceksiniz? Karar mı vermediniz? Yok verdik. Birazdan da AK Parti'ye söyleyeceğiz. Nezaketen bu kadar söyledim. Bir daha söyleyeyim. AK Parti yarın meclisi tatile sokmak istiyorsa düzenleme Ekim'e kalır. Geçirecekse gelecek hafta çalışmak zorunda çünkü bizim bu öneriyle uzlaşabilecek bir durumumuz yoktur. Tamam, genel kurula erken de gelse itirazımız olabiliyor. Yani 5 parti uzlaşması durumunda genel kurula erken getirip orada görüşmeye devam edeceksiniz. Önümüzdeki hafta değil de bu hafta olmasını talep ediyorlar. Bu da... Öyle bir şeye sıcak bakmıyoruz. Yani mümkün değil. Düzenlemenin genel kurula gelmesine uzlaşı gösterip genel kurulda buna muhalefet etmek, muhalefet ediyormuş gibi olmaktır. Düzenlemenin kanunlaşmasının önünü açıp sonra da biz bunu istemiyoruz demek bizim muhalefet anlayışımızda yok. Muhalefet edersek sonuna kadar ederiz. Gerekirse
Eğer göze alabiliyorlarsa ne getiriyorlarsa getirsinler yaz boyunca muhalefet ederiz. Ama bu parlamentonun çalışmasını savunurken 3600 ek gösterge için çalışmasını, iyileştirilmesi gereken emekli maaşları için çalıştırılmasını, esnafa destek için çalıştırılmasını savunuyoruz. Sansür için çalıştırılmasını doğru bulmuyoruz. Efendim bir de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 10 yıl belediye başkanına, Büyükşehir Belediye Başkanı'na verdiği yemek. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ne kutu edilmesi gerekiyor şeklinde haberler var. Bununla ilgili de Sayıştay bir soruşturma başlatacakmış galiba. Bunun hiçbir şey söylemek ister misin? Ben Mehmet Muş Bey'in attığı bir tweet'i gördüm sadece. Konuyla ilgili bilgilenmeye ihtiyacım var. Ancak Mardin'de İçişleri Bakanı'na tesbih hediye edilen dükkana 38 bin liralık faturayı kayyum atadıkları valiliğin ödemesine ses etmeyenlerin bu meselede kişi başına düşen yemek hesabındaki bölme işlemini bu kadar hızlı yapmalarından memnuniyet duyuyorum. Ben konuyla ilgili Mehmet Muş'un gelirken tweetini görmek dışında bir bilgi sahibi değilim. Bilgi sahibi olduğumda tekrar üzerinde konuşabiliriz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.